çekmiştir. Bilmem ama nasıl öldüğünü bilmez. Öldüyse tabii. Öldüyse tabii. Ama benim şu anda tek umudum yani kalbim temiz olduğu için bir ihtimal bu yurt dışında olduğundan şüpheleniyorum ben. İnşallah. Yani devamlı onu şüpheleniyorum ben yani. Kim götürecek ama yurt dışına? Vallahi onu ona soracağız. Ben gönderdiysem ben götürürsem benimkini alıştıracağız. Ben bugün kalksam gidebilir miyim? Yaşımı 44 mesela, gidebilir miyim ben? Bugün gitsem, yola çıksam gidebilir miyim ben? Yani öyle İzmir'e çocuk 15 ama. Yaşındaki çocuğu ben. İzmir'e gidiyorsun ama. İzmir'e otobüse bitti, İzmir'e gidiyorsun ama. Orası İzmir'le orası aynı değil. Kusura bakma. O adında otogara şey, havalimanına var mı? Uç bilet aldın mı seni? Evet, aynen. Dünyanın bir ucuna götürürler seni. Öyle. Yeter ki bilete bağlı bir bileti. Çok kolaymış. İzmir'e öyle. Nasıl gittin sanki ya? Şeye gidiyorum. Sana söz veriyorum. Kızının mezarını bulursak geleceğim. Beraber dua edeceğiz. Sana söz veriyorum Fatma, geleceğim. İnşallah bulursunuz. Bulamaz İnşallah mıyız? Bulunur. İnşallah Bulamaz bulunur. Miyiz? Bulunur, ha? İnşallah bulunur. Bir mezar olsun istemez o zaman, misin? O zaman görüşürüz. Kim öldürdü, kim kaybetti, kim hastaneye götürdü? Ben öldürüyorum, ben şey diyeyim, o zaman sen benimle görüş. Seninle. İnşallah ben görüşürüz. Ben seninle görüşmeyeyim de sen benimle görüş. Ha, bak ben seni tehdit etmiyorum ama evet. İnşallah o gün sen görüşürüz. Görüş. İnşallah görüşürüz o gün seninle. Evet. Senedir çektim. Keşke çekmeyedim Didem Hanım. Keşke. Ben kızım var diye dönmüştüm ama keşke dönmeyemişmişim. Şu anda ben bilgi verdim keşke. Zaten. Bak bilgi verdim sana, o konuşmaların, o oğlan nasıl yönlendirdiğini benim üstüme. Onların hepsini çıkarttıracağım ben, sıkıntı yok. Sen çıkarttır. Sen çıkarttır. Nasıl yönlendirdiğini sen çıkarttıracağım ben sana onların hepsini. Sen benim çıkarttıkımı çıkarttır. Heh. Sıkıntı yok. Sana bu iftiraları atmasını göstereceğim sana. Sen onlarla uğraş. Nasıl o oğlanı yönlendirdiğin onu? İşim yok da çocuğa geldiğinden bu yana akıl 16 sefer konuştuğumu seninle görüşeceğim ben burada. Merak be, hepsi çıkar. He. Seni çıkarmaya gerek yok. Sıkıntı yok. Ben kim yönlendirdi dedik. Kızının fotoğrafına mı bakıyorsun? Evet, İdem Hanım. Aklına ne geliyor? Gözleri. Gözleri çok güzel ya. Nasıl masum? Ne olabilir ki 15 yaşında bir kız çocuğu yani? Çocuk ya. Çocuk tabii ki. Benim hala daha bebeğim o. Canım Fatmacığım ya. Yaşadanlar utansın Didem Hanım. Başka bir şey demiyorum. Ben o şeye sürüklenenler utansın. O işlere sürükleyen mi utansın? Ama bu dünyada değil, öte dünyada hayat yaşamasın. Bir arkam olaydı belki böyle olmazdı Didem Hanım. Mustafa, merak ediyorum. Şimdi 10 yıl sonrasında şimdi senin kızını arıyoruz. Bir 15 yıl sonra, 5 yıl sonra falan senin kızın hala bulunmamış olsaydı, ortaya çıkmamış olsaydı sen böyle beklemeye devam mı edecektin kardeşim? Yok ya, ben de çıkacaktım da. Ha, neyi bekliyordun canım? Niye bekledim? Güzel zamanın bir soru. Zamanın geçmesini, şeyin güzel dolmasını. Soru. Neyi bekliyordun? Güzel bir soru. Hatta sana şöyle söyleyeyim, biliyor musun? Eğer kızın senin 5,5 aylık, 5 aylık hamileyse... Yalan, o hamilelik yalan. Yalan ya. Kemikler o hamilelik yalan. Onun burada babasının... dedi ki kızım ben şüpheleniyorum dedi. 2,5 aylık hamile dedi. 5,5 aylık hamile dedi. Dönemedi 4,5 aya indi. Hamilelik yalan. Bunlar hepsi benim ya gözüme şey iftira. Eğer gerçekten o kadar hamileyse babasının kim olduğu da ortaya çıkar, biliyor musun? Ya Allah inşallah çıksın ya. İnşallah. O zaman bu iftiraları ben atmasını görüşürüz burada. İnşallah ben buradayken çıkar. İnşallah. Ha, ben buradayken çıkar. Ama bunun olsun. O kayınpederim. Bu uzman burada. Uzman kim benim aklımdan gelebilecekse bir gelsin uzman bakalım be. Amcanım. Heh.
Bak çıkar. Sen de kızının cesedinin bulunmasını istiyorsun değil mi? İş vallahi ben dünden razıyım bak. İnşallah çıksın. Çıksın bak ben buradayım. Çıksın. Kimse o cani ortaya ondan çıksın. Ondan sonra test yapılsın. Çocuğunun kemiğini içine ben de... Tamam pes diyeceğim. Ben tehdit ediyorum bak. Onun öncesinde. Heh. Siz Süleyman Mustafa'yı aradınız. Mustafa size ne dedi? Tehdit mi etti? Yani mi kayıp polise gideceğim dedim. Evet. Tehdit diye başladı. Oraya bak. İşi çalıştığın iş yerinde biliyorum. Oturduğumuz yeri de biliyorum. Gelirim ümüğünü sıkarım orada diyor. Ümüğünü sıkarım mı dedin? Dedin. Tamam. Oğuzhan şahit beni. Oğlum şahit yanında. Tamam. Oğuzhan'ın yani. Telefonundan benim da mesajlar konuştum. Var. Yani telefonundan da konuştum. O mesajlar bir ekranlara gelsin lütfen. Utanın, ikinizin de videoları var. İkinizi de şikayet edecek. Ne yersen ye, istediğini yap. Yürek miydiniz? Hodri meydan, bunları savcılığa vereceğim. Hadi. Ver. Babana göstereceğim bunları. Herkese göstereceğim. Utanın, ikinizin de videoları var. İkinizi de şikayet edecek. Ne yersen ye, istediğini yap. Yürek miydiniz? Hodri meydan, bunları savcılığa vereceğim. Hadi. Ver. Babana göstereceğim bunları. Herkese göstereceğim. Sevgili izleyiciler, Mustafa ve Süleyman arasındaki... Sildim, silmeyeydim ben, onlar da vardı da. Şimdi o küfürleri... Sildim, bunları sonraki gönderdik. Sen sildiysen Oğuzhan'ın telefonunda duruyor olur. Ben izninizle, bir dakika lütfen, bir dakika Mustafa. Bunların hepsini, mesajların orijinalini Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk. E tabii çok küfür var, oraları da bulurladık ama yine de siz mesajları orada okuyabilirsiniz. Tehdit var mı yok mu? Mustafa Süleyman'ı tehdit ediyor mu etmiyor mu? Lütfen yorumlarınızı merak ediyorum. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede de izleyebilirsiniz. Peki bu ne demek? Utanın, ikinizin de videoları var. İkinizi de şikayet edeceğini söylüyorsun. Yani videolar nedir? Yani niye videolardan bahsediyorsun? Size attığımız videolar. Anladım ama kızına onu tamam onu onunla ilgili hakkını ara. Size attığım videolar. Ya anlıyorum. Tehdit amaçlı dedi tamam. Bak ben şey, hayır ben şimdi bizi sonuçta. Bizi korkutmaya çalışıyorsun yani. Hayır bak şimdi sonuçta seni aldattığını düşünüyorsa o görüntü elinde varsa o mevzu ayrı bir mevzu. Aynen. Bir mevzu. Ayrı bir mevzu hakkını araman lazım. Tamam canım. Koca olarak aldatılmışsın boşan, falan. Boşanma şeycinde kullanmak mı dedi? Evet ama diğeri kızının bulunması ile ilgili bir cinayet mi değil mi diye başvuruda bulunuyorlar. Sen diyorsun ki utanın ikinizin de videoları var. İkisi ne alaka? İkisi. Onun da var bu, videoları. Ya video... Onun da var videoları. Ha? Pazarlıyor diyelim. Tamam mı yapıyor ben mu? Ben onlara utanı diye o kelimeyi de kullanıyorum. Bu aşağılık kelimeyi yapıyor diyelim. Tamam. Yapıyor. Diyelim ki Süleyman erkek kardeşinin, erkek kardeşi ablasının vücudundan para karşılığı menfaat aldı. Tamam. Ben rütü kuralları gereği bunu söylemek zorundayım. Tamam. Para karşılığı erkeklerle görüşmesi. Tamam onun da videoları var. Tamam bunu konuşuruz. Ha? Konuşuruz. Bunun Şükür'le ne alakası var? Ben Şükür için ben onlara tehdit etmedim ki. Ben kızın için onları ben tehdit etmedim. Öyle mi? Yok tamam. Ne için tehdit var mı orada yazışmalarım? Hayır da niye attın açıklayın o mesajı? Açıklayın ya ben buradayım. Hayır da o mesajları niye attın yürek mi yediniz lan diye. Tamam. Yürek mi yediniz diyor. Niye attın yürek mi yediniz niye? Diyor. Bak orada okudum okudum. Lan okuyorum oğlum ben sıkıntım yok benim. Niye attın o videoyu yürek mi yediniz diye? He? Niye yürek mi yediniz diyor? Nasıl yürek mi yediniz mi diye? Diyemez miyim? Ne için diyemez attın mi? Mesajı? Mesajı yürek niye mi yediniz için... yine söyle ya. Hayır da niye attın o yürek zaman? Yürek mi yediniz? Niye attın? Atarım. He? Ben sana bu bana atarım, savcıya göstereceğim ama savcıya da gösterdim atmanın o videoları. Atmanın amacı ne ama? Savcıya da gösterdim o videoları. Hayır da atmanın amacı onların ne? Onların üstünden bana tehdit etmen diye. Söylemiyorsun değil mi? Niye söylemiyorum? Söylemiyorsun, atmanın amacını söylemiyorsun, attığın amacını. Ulan bak beni yine çıldırt. Hayır da konuşma bak. Ya bu ablamı geri çağırmak için. Ne çağıracağım oğlum? Ben çağıracağım hangisi? Evden hangisi? Olmam, ben evden ya Şükür'ün uçu ya ablamı geri çağırmak için. Ne Şükür'ün uçu oğlum benim anlama çık lan. Niye attın sıkıntı o zaman? Niye attın? Attın dedin anla. Ben bunu babama da gösterdim. Savcıya da gösterdim. Herkese gösterdim oğlum. Çevir galiba çevir çevir. Niye çevireceğim çevir, ben lan? Lafı çevir çevir. Ben bunu kızın üstünden mi seni tehdit ettim? Yok diyorsun itiraf ediyorsun veya. Kızın oğlum beni, çevir, ben inkar etmem. Ben açık adamım ben. Senin kızı da ortaya attı ya sen kızını düşünme. Benim kızını ne çekiyor? Ben her şeyi atarım ortaya. Çevir lafı çevir galiba. Atıyorsam çevir. Siz de atın sen ortaya. Sen kızını unut da ondan sonra her şeyi ben unutmam. Unutmam. Kızın ben nerede o zaman? Unutmam ben. Ben öyle kızın şey kadar unutmam. O. Ben senden kızın fotoğrafını istedim kızın. Ana, abanlar ister ha benden işte. Aban da yok mu çantasında? He? Yoğdu. Nasıl yoğdu? Var mıydı abla çantanda? Ben ona şey kadar oranlar yenlerim var ha. Ben niye arıyorum?